Selamun aleyküm. Gözümüz aydın. Levent Hoca aradı. Vurmuş. Geliyorlar. Nesi var? Uyanmıyor mu? İyi, iyi. Anlat, ne oldu? Ben düşüyordum, kurtardı. Nereye gidiyordunuz? Memlekete götüreceğim, evlendireceğim seni dedi. Bak, Cüneyt'in egosuyla ilgili çok ciddi sıkıntıları var. Senin onunla evlenmek istemediğin düşüncesi, bilgisi onu bu hale getirmiş ama yine de bunu yaptırtmaz. Başka ne oldu? Anne dedi, hep anne dedi. Başka? Bir de beni düşmekten kurtarmak için tutunca elektrik çarpmış gibi oldu. Düştü işte sonra. Sana dokununca. Tamam geç. Geç hadi. Anne. Dert de derman da aynı kelimede. Anne. Kızım. He? Bir yerine bir şey oldu mu yavrum? Heh, var mı bir acın? Yürü kızı eve götür. Bir elin yüzünü yıka, kendine gelsin. Allah razı olsun. Meryem haydi. Haydi kız dinlenecek. Haydi. Yürü. Hakkını helal et doktor. Zeynep'te bir fenalık var mı? Naim Efendi. Bize biraz müsaade et. Hocam Cüneyt nasıl? Nasıl olacak? Bahadır galiba sizden biri ona emanet ettim. Bitkin. Allah razı olsun. Sizinle biraz biz mütalaa edelim. Malum çok konu birikti. Buyurun hocam. Buyurun, buyurun hocam, buyurun. Bu ne biliyor musun? Delve. Her kul laf taşır ama has kul içinde taşır. Dışarıya dökmez, taşırmaz. İnsanın başına ne geliyorsa dışarıdan gelir. Dışarıda olandan. Gözü dışarıda olandan, kulağı dışarıda olandan. Şimdi bu sularla gideceksin, Kur'an kursunu temizleyeceksin. Öğrencilerin dersteyken. Ve annen senin terbiyenle mükellef olduğundan ve ahirette dahi sana verdiği terbiyenin hesabını vereceğinden senin peşin sıra yürüyecek sen bu derbeleri taşırken. Seni gözleyecek. Ve bir damla dahi su dökülmeyecek hedefine varana kadar. Bir cümle dahi gıybet yapılmayacağı gibi. Bir damla dahi su dökülürse annen görecek. Dönüp geri boşaltacak, baştan dolduracak, yeniden yürüyeceksin. Abla. Senin yeğenin o. O kadar mı nefret ediyorsun? Allah rızası için yapma. Nefret etsem kendi haline bırakırım. Analık şefkatin. Dikkat et de günah kapısına dönmesin. Ne malum kızın yalan söyledi ha? Yalan doğru soran yok. Gıybet etti. Bak nelere yol açtı.
Ha, sen diyorsan ki gönlü kaydı diye her yaptığı mübah, insan sevda için yakar da yıkar da öne de geçer. En yakınını da ezer. O zaman cezayı hak eden o değil. Akıl hocası. Cüneyt Efendi gelmiş. Doktor ikisini de getirmiş herhalde. Hadi Feyza, başla. Anneliği nereden bileceksin Müyesser Hanım? Ama böyle giderse bir anne nelere kadir öğrenirsin. Ben anneliği bilmem ama gözünü karartmış bir anayı iyi bilirim. Dua edelim de ateşiniz her yanı yakmasın. Feyza Hoca. Dökülenle söylenenin telafisi yoktur. Tövbe baştan başlamaktır. Sadi Bey, bir sonraki sefer ne olacak? Daha kötüsü olmaz mı sanıyorsunuz? Hocam kulu gaybı nereden bilsin? Gaybı Allah bilir. Ama dediğinizi idrak ettim ben. İşi daha sıkı tutacağız, dikkat edeceğiz, dua edeceğiz. Yahu duayla dikkatle olacak şey mi bu Allah aşkına? Gördünüz işte. Tövbe hocam, küfre giriyorsunuz. Ben durumun ciddiyetini anladım, müsterih olun. Bakın ben yardım etmek istiyorum size. Siz de bana yardım edin. Anne. Bu çocuğun geçmişten kalma bir derdi var, belli. Ailesiyle alakalı, annesiyle alakalı. Hocam onun ailesi biziz. Bizimle ne derdi olabilir ki? Yok. Yok, biz anlaşamıyoruz sizinle. Olmuyor. Olmuyor. Bakın bu adli bir vaka. Polise, savcıya haber vermek gerekir. Tanıştığımızda benden rica ettiniz. Ben de dinledim sizi. Ama bu işin sonu iyi değil. Hayır. Hoca, polis dediniz. Adli vaka dediniz de bir şey benim dikkatimi çekti. Bu hırsızlık, haneye tecavüz, bunlar da adli vakadır değil mi? Zira sizin kardeşiniz adı... Hande. Hande Hanım. Bizim dergahımıza gizlice girip telefonla şey edince... hiç bize sormadınız Sadık Hocam. Siz polisi niye aramadınız yahu diye? Tehdit mi ediyorsun beni? Hocam, tövbe estağfurullah. Benim sizin niyetinizden zinhar şüphem yok. Lakin hani konu Cüneyt'se hastanedir, polistir... yani karakoldur, bunları karıştırmayacağız hocam. O zaman istediğin vakit bu dergahta, burada Cüneyt'i görmek, konuşmak isterim. Kabul mü? Benim başım gözüm üstüne hocam. Ya Cüneyt size çok itimat ediyor biliyor musunuz? Biz de itimat etmek isteriz. Kardeşinizin yaptığını bir daha tekrar etmemesi kaydıyla. Ne inşallah. Modumuzda değiliz galiba bugün. Olabilir.
Konuşmamak tabii konuşmaktır diyorsunuz. Bak havanı buldun işte. Sıkılıyor musunuz insanların dertlerini dinlerken? Bazen. Çoğu vaka birbirine benzer. Sanki aynı yerden çıkmış hikayeler gibiler. Her hasta nevi şahsına münasır değil yani. Ya insanlar olabilir ama ilişkiler birbirine benzeşiyor. Sonuçta aynı toplum yapısı içinde yetişince. Nasıl? Mesela evlilikler. Bizim Türkiye'de kadınlar yaş aldıkça huysuzlaşıyor. Erkekler de öfkeleniyor, bıkkınlaşıyor. Bir spor salonuna gitmiştim birkaç kez akşam vakti. Hı. Baktım adamlar toplanmış. Biri yatıyor böyle elini kulağına koymuş. Kleopatra yatışı. Plank yapan diğerini izliyor. Plank hangisiydi? Şınav gibi olan. Bir grupta ağırlıkların orada. Bençlerin orada maç muhabbeti yapıyor. Orada hocalar oluyor. Sordum dedim bunlar ne yapıyor diye. Eve gitmiyorlar dedi. Tabii evde hanımın dizisi var. Ben evleniyorum. Hayırlı olsun. Bir şey değişiyor mu evlenince? Tabii yaşam düzeninde bazı şeyler değişiyor öncelikle. Yok aslında öyle değil. İçeride. Ben içerisinin ve dışarısının çok birbirinden bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Evlilik toplumsal bir kurum. Sorumluluklar, yükümlülükler, sevgililikten de ayıran şey bu zaten. Biz eskiden gençken mesela bir ortamda küfürlü konuşulduğunda yani evli adam var ayıp falan derlerdi. Kalmadı öyle incelikler. Maalesef, maalesef. Sen nasıl hissediyorsun? Aynı halde kalamazsın. Ya ileri ya geri. Ben insanların evliliği iki nedenden dolayı tercih ettiğini düşünüyorum. Ya ilk ailelerindeki o mutluluğu, huzuru devam ettirmek için ya da... Bahsetmiştiniz. Ya da çocukken yaşadıklarını tamir etmek. Aynı şeyleri çocuklarında yaşamasını engellemek için. Evet, evet. Bahsetmiş miydim ya? Doğru. Sen hangisinin gibi hissediyorsun? Ben kıymet verilerek büyütüldüm. Ama annem baban tarafından değil. Önemli olan sende ne hissettirdi? Anne baba kelimelerinin sende nasıl tınladığı ya da yanında birinin annesiyle babasıyla konuşurken sende neyi çağrıştırdı? Anne, burası çok yüksek. Gidelim. Anne! Anne! Bıraktım elini. Bırakmasaydım ölmezdi. Anne! Anne! Çok yüksek. Gidelim. Anne! Alıp dergaha götürdüler beni. Kütüphaneye koydular. Bak dediler. Hepsi senin. Bir sürü kitap. Ben alemlerde gezdim. Cüneyt, annene ne oldu? Her sorunun cevabı vardı o kitaplarda. Tek bir sorunum yoktu. Cüneyt nerede? Cüneyt nerede? Cüneyt iyi mi?
Cüneyt, sana bir kan testi yaptırtmak istiyorum. Evet Cüneyt. Kan değerlerine bakıp ona göre ilaç yazacağım. İyi misin? Yok, onunla alakalı değil. Ya merak etme, eli hafiftir. Sıyıralım kolumuzu. Tamam, bırak. Tamam. Ben hallederim. Daha önce çok yaptım. Hocam ne oldu ya? Tahmin ettiğim gibi. Ne? Obsesif kompulsif. Hijyen mi? Hayır. Tensel temas. Dokundurtmuyor kendine. Yani kadın hemşire olsaydı dinsel sebeplerden dolayı diyecektim ama. Hı-hı. O yüzden erkek hemşiresi. Bu ilk geldiğinde surlardaki olay var ya. Hı-hı. Muhtemelen sebep bu. Yani görevli herhalde dokunmak istedi. Bu da saldırdı. Peki bu bilgi ne işimize yarayacak ama? Çok işimize yarayacak Esra. Çok. Hocam. Sadi Uday Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Cüneyt'e buraya kadar eşlik edeyim istedim. İyi yetiniz, iyi yetiniz. Ayaklarınıza sağlık. Buyurun hocam. Hocam, ben Cüneyt'i biraz durgun gördüm. Bu sizin ilaçlardan mı kaynaklanıyor? Yok yok, konuştuk ya, biraz yorulmuştur. Tabii mahrem olduğunu ben biliyorum da hocam. Yani şimdi bu konuştuğunuz şeyler sizin için bir şeyi işaret ediyor mu? Sadi Hüdayi Bey, bu zor bir süreç. Yani Cüneyt özelinde değil. Terapi zaman isteyen bir şey. Tabii muhakkak farkındayım. Ama çözülüyor, konuşuyor. Yani onun için geldim zaten. Tabii buyurun hocam. Aile geçmişi çok önemli. Sizinle tanıştığımızda bana bir şeyler anlatmıştınız annesiyle babasıyla ilgili. Babası gitti demiştiniz. Sizinle de pek anlaşamazmış. Yani hocam pek uyuşamazdık. Yani kafamız uyuşmazdı. Hoş sadece benimle değil yani. Mürşit babamla da uyuşmazdık hocam biz. Annesi de erken yaşta. Evet, vefat etti hastalıktan. Allah rahmet eylesin. Amin. Cüneyt sadece sizden duyduklarını hatırlıyor. Geçen hafta bir cümle kullandı. Amcamın anlattıkları diye. Annesiyle ilgili. Hocam biz elimizden geldiği kadar bu durumu mevzubahis etmedik, etmiyoruz yani. Ha küçükken çok soruyordu. Ama tabii yaşla beraber sorgu sual bitti. Peki var mı böyle bir tatsız hatırası annesiyle alakalı? Ne gibi? Core memory. Bilgisayarlarda kullanılan bir tabir. Çekirdek hafıza anlamında. İnsanlarda da kullanılır. Yani kişinin yaşam yolculuğunu belirleyen temel hatıralar anlamında. Bu geçirdiğiniz çok güzel bir gün de olabilir. Yediğiniz bir tokat da. Ömer Seyfettin'in Kaşağı'yı okumuş muydunuz? Yok. Anladım. Hocam, annesi hastalanınca biz tebdili mekanda ferahlık vardır diye onu şehir dışına gönderdik. Hani temiz hava babında. Cüneyt'i de yanına aldı. Orada da ruhunu teslim etti zaten. Cüneyt oradan döndüğü vakit, yani nasıl diyeyim, biraz hoştu hocam. Yani şimdi hala aynı hoşlukla da devam ediyor. Açıkçası. İstanbul'da ölmedi yani. Evet, yani getirttik. Hazreti'ye defnettik. Allah rahmet eylesin. Amin cümlemiz. Alo Esra.
Hocam? Senin şu el kolu uzun bir arşivcin vardı. Duruyor mu hala? Yani yürütemedik ama aramız iyi. Senden bir şey rica edeceğim. Birinin dosyası lazım. Gülayşe Güneş. Cüneyd'in annesi. Bu yıllar önce vefat etmiş. Ona dair ne varsa. Tamam, tamam hocam. Sessizce. Tamam mı? Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.